kimya dersine çalışırken çoğunlukla kimyasal tepkilerle karşılaşırız. Hatta çoğunlukla bile değil, her zaman kimyasal tepkilerle karşılaşırız. Mesela elimizde hidrojen gazı olduğunu düşünelim arkadaşlar. İki atomlu bir molekül olan hidrojen gazının atomları birbirine hidrojen bağı ile bağlıdır. Bir de elimizde iot olsun. Tamam mı arkadaşlar? Iot. I2 büyük harfle i yazıyoruz biliyorsunuz. Böyle İngilizce'deki olduğu gibi ı gibi yazıldığını düşünün. I2 ya da i2. İyot da gaz halinde bulunuyor olsun tamam mı? Aslında bunu yapması çok kolay olacak. Bu iki molekül bir araya geldiğinde tepkimeye girip bir ürün oluşturacaklar. Örneğin 1 mol hidrojen ve 1 mol iyot varsa sonunda elimizde 2 mol hidrojen iyodür olacak. Değil mi? Şimdi bu basit oldu sanki bu tepkime bize kolayca gerçekleşiyor gibi geliyor böyle olduğu zaman ama ne yazık ki gerçekte arkadaşlar böyle olmuyor işler bu kadar kolay olmuyor yani biraz hidrojen gazı ile iyot gazını bir araya koyduğumuz zaman sihirli bir şekilde hidrojen iyodür oluşmuyor öyle kendiliğinden aslında gerçekleşmesi gereken birçok olay var gaz fazında parçacıklar sürekli hareket halinde oradan oraya zıplıyorlar öyle düşünün bazen de birbirlerine denk gelerek var olan bağların kırılmasına neden olup yeni bağların oluşmasını sağlıyorlar. İşte bu tam da şimdiki bu videomuzun konusu. Bir kimyasal tepkime nasıl gerçekleşir? Tepkime hızı ne olur? Bunların hepsine reaksiyon kinetiği ya da tepkime kinetiği deniliyor. Oldukça havalı bir kelime ama size tanıdık gelmiş olması lazım. Çünkü daha önceki videolarda kinetik enerjiden sık sık bahsetmiştik. Kinetik bilimi reaksiyon hızının ne kadar olduğunu, tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini inceler. Şimdi hidrojen ve iyodun tepkimeye girebildiğini düşünelim. Sonra hidrojenin nasıl göründüğüne bir bakalım. Periyodik tablomuza bakarsak hidrojenin tek bir değerlik elektronu olduğunu görebiliriz. Yani eğer iki hidrojen varsa bu iki hidrojen değerlik atomları e, atomlarını e, bunlar ne yapabilir paylaşabilir. Şimdi bir de iyoda bakalım. İyoda bakarsak onun da tam 7 değerlik elektronu olduğunu göreceğiz. Yani iki iot da birer elektronlarını paylaşırsa ikisi de elektronlarını tamamlamış olacak. Evet, ilk önce son söylediklerime tekrar göz atalım. Bu hidrojenin bir tane değerlik elektronu var. Yanında aynı şekilde bir değerlik elektrona sahip bir hidrojen daha olabilir. Eğer bu iki hidrojen bir bağ oluşturursa bu hidrojen sanki bu elektron onunmuş gibi davranabilir. Aynı şekilde ikinci hidrojen de bu elektron onunmuş gibi davranabilir. Böylece ikisi de bir s kabuklarını doldurdukları için mutlu olacaklardır. Eğer elimizde iki iyot varsa aynı şey iyot için de geçerli olacaktır. İki iyodun da 7 tane değerlik elektronu var, tamam mı? Bu arada iyodun iyodun bir halojen olduğunu da e, hatırlatayım arkadaşlar. Halojenler 17. grubun elementleri yani 7 değerlik elektronları var. Bu iyodun burada, diğer iyodun da burada bir değerlik elektronu var diyelim. Eğer bu iyot, bu elektron kendisine aitmiş gibi davranabilirse 8 değerliğe ulaşacak ve mutlu olacaktır. Aynı şey diğer iyot için de geçerli. O zaman şurada bir bağ olmalı. Ve işte bu nedenle hidrojen iki atomlu bir moleküler gazdır. Tabi iyot da ee, aynı şekilde. Onun için de aynı şey geçerli. Bu moleküller gaz fazındayken yani gaz halindeyken ortalıkta sürekli hareket eden molekülleriniz olacak ve eninde sonunda birbirleriyle çarpacak, çarpışacaklar yani. Aslında bunu şu şekilde göstermek istiyorum. Yani hidrojen bu şekilde görünüyor diyebiliriz. Hidrojen şu iki tane atomik kürenin birbirine bağlanmasıyla oluşmuş. Aralarında bulunan şu gördüğünüz elektronlar sayesinde de birleşik duruyorlar iyot da bu şekilde gözüküyor diyebiliriz. İyot daha büyük bir molekül olacaktır ama o da aynen bu şekilde birbirine bağlı atomlar oluşturur. E ayrıca kovalent bağ ile birkaç elektronu e, paylaşıyor, birkaç elektronunu bu şekilde e, paylaşıyor iot. Bu arada buraya her şey olasılık üzerine kurulu diye eklemem gerek. Yani bu iki molekülün bu ürünü verebilmesi için bu bağların kırılması ve bir şekilde yeni bağların oluşması gerekiyor. Şimdi bu moleküllere olması gereken şey aslında bu moleküllerden bir sürü var. Ben de daha fazla çizebilirim hatta ya da e, doğrudan kopyalayıp yapıştıralım ki şöyle kolay olsun. Evet, sonuç olarak etrafta birçok hidrojen ve biraz da iyot var, tamam mı? Bizim hidrojen iyodür elde etmemiz için bu iki molekülün çarpışması özellikle etkin çarpışma gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi iot bu şekilde hareket ediyor olsun diyelim. Aslında ekranda bu şekilde de gösterebilirim. Evet şöyle iot hareket ediyor olsun. Bilgisayar ekranında sadece molekülü tutup bırakıyoruz gibi gözükebilir. Ama gerçekte kendisinin hareket ettiğini varsayalım. İot hidrojene uygun yerden çarpmak zorunda. Eğer iot hidrojene uygun yerden yaklaşıp ve yeterli enerjiyle çarparsa bir anda ortaya şöyle bir durum çıkar. Ve bu elektronlar şunu demeye başlar. Ya bu şekilde iki hidrojen arasında paylaşılmak güzelmiş ya. Çünkü daha stabil yani kararlı bir dizilimimiz var. Birlikte bir S kabuğunu dolduruyoruz. Ama bir de şuna bakın. Şu yaklaşan iot bizi gerçekten istiyor olmalı. Sonuçta hidrojenden daha elektronegatif. Buna mı biz kay kaysak, gönlümüz kaysa acaba? Buna mı gitsek acaba? Biz acaba bir de bu, bunu mu denesek? Diye böyle kendilerinden geçebilirler. Yani belki de bu taraftan çekim kuvvetine ne yapabilirler? Kapılabilirler arkadaşlar. Cazibeye kapıldılar gitti. Ama tam olarak nerede olmak istediklerinden de emin değiller. Böyle hala bir ee, çekinceleri var tamam mı? Sadece daha yüksek enerjili basamağa geçiyorlar. Aynı şekilde... Buradaki elektronlar da, onlar da bakın şöyle yapacaklar, şöyle diyecekler. İnden daha güzel olmaz mı ya? Ben zaten burada olmak istemiyorum, sıkıldım ya. Eğer bu elektron buraya doğru gelirse, biz de kendi atomumuza yaklaşıp, dış kabukta da 8 değerlik elektrona sahip oluruz değil mi? Yeme de yanında yat ya, diye düşünebilir. Aynı şey burada da oluyor arkadaşlar. Buradaki bileşik aslında tam çarpışma anında yeni bir hale geçmiş oluyor yüksek enerji basamağı ya da tepkimenin geçiş hali de diyebiliriz buna. Buna da aktifleşmiş kompleks deniyor. Aktifleşmiş kompleks. Burada görsel olarak çizmeye çalıştığımı biliyorsunuz ama siz bunu bu şekilde de yazabilirsiniz. Yani hidrojen diğer bir hidrojene kovalent bağ ile bağlı. Burada da aynı şekilde diğer iyoda kovalent bağ ile bağlı bir iyot var. Ama birden bu iki molekül bağ kuruyor ve bir kompleks oluşturmaya başlıyorlar. Bu köşelerde nasıl desek tabii ki biraz çekme kuvveti de oluyor. Bu da aktifleşmiş kompleksi çizmenin başka bir yolu. Ama bu bir yüksek enerji basamağı çünkü elektronun bu bağdan öbürüne veya şu bağdan diğerine gitmesi ya da geri dönmesi için daha yüksek bir enerji basamağına geçmesi gerekiyor. Yani daha az stabil, daha az kararlı bir enerji halinden bahsediyorum. Ama yeterli miktarda enerjiye sahiplerse bunu kolaylıkla yapabilirler. Öncelikle onları ayrı olarak çizelim. Evet, şimdi ikisi de ayrı. Elinizde hidrojen molekülleri de, iot molekülleri de ayrı. Bu moleküller buradaki yüksek enerji basamağına geçiyor. Eğer çarpışma için yeterince enerjiye sahiplerse, yeterli miktarda kinetik enerjileri varsa, ve etkin çarpışmayı gerçekleştirebilirlerse bu yüksek enerji basamağına geçebilirler ve aktifleşmiş kompleksi oluşturabilirler. Daha sonra da bu kompleksten ya da buna yüksek enerji basamağından diyelim, en düşük enerji basamağına geçecekler. En düşük enerji basamağı da hidrojen-iyodür olacak. Hop, bak, hop. İşte bu şekilde. Aslında önce iyodu, sonra hidrojeni çizmek istiyordum. Bu gördüğümüz şundan daha düşük bir enerji basamağı. Evet ama buraya gelebilmek için biraz önce bahsettiğimiz yüksek enerji basamağından geçmemiz gerekiyor. Bunu enerji grafiğiyle de gösterebiliriz. X eksenine tepkimenin ilerleyişi diyelim. Tahmin ettiğiniz gibi tepkimenin hızını bilmiyoruz. Ama bir şekilde bunu zamanın ilerleyişi gibi gösterebiliriz. Y ekseni de potansiyel enerji olsun. Daha kalın bir çizgide yapabiliriz buraya. Evet. Bu eksen potansiyel enerjiyi temsil ediyor. Bu ekseni de daha kalın çizersek daha iyi olacak sanki. Evet. Burası potansiyel enerji. PE potansiyel enerji. Bu noktada elimizde bu toplam potansiyel enerji diyeceğimiz grafik var. Aslında başla, başlayacağımız yer e, tam olarak da burası. Burası da H2+ artı i 2 ya da I2. Daha düşük bir enerji basamağı da hidrojen iyodüre e, geldiğimiz zaman gerçekleşiyor. Daha düşük yani. Yani bu aşağısı düşük enerji basamağı dediğimiz yer burası. Dolayısıyla bu da 2HI olur. 2HI ya da büyük harfle I ya da I olur. Değil mi? Ama buraya ulaşmak için bahsettiğimiz yüksek enerji basamağından geçmeliyiz. Yani elektronların eğer yeterli miktarda enerjileri varsa ne yapmak istediklerine karar vermeleri gereken yer işte burası. Bu da sisteme enerji vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Her zaman gerekli değil ama tepkime kendiliğinden gelişmiyorsa yüksek enerji basamağına çıkmak için enerji eklememiz gerekebilir. Evet, işte burası bahsettiğimiz yüksek enerji basamağının olduğu yer. Burada olduğumuza göre sistemde enerji olması gerekiyor. Şu an sistemin sahip olduğu enerjiyle sadece hidrojen ve iot molekülleri varken sahip olduğu enerjinin farkı diğer bir deyişle şu aradaki uzaklıkta ileri aktifleşme enerjisi ya da aktivasyon enerjisidir. Eğer sisteme yeterli miktarda enerji yükleyebilirsek moleküller yeterli miktarda enerjiyle çarpışır, bağlar kırılır ve böylece yenileri oluşur. Aktifleşme enerjisi (EA). ...olarak da yazılır bu. E-A, büyük A, e, büyük E pardon, altında küçük A. E-A olarak yazılır. Daha sonraki derslerde bu aktifleşme enerjisini ölçtüğümüz tepkilemeleri de, e, tepkimeleri de işleyeceğiz. Ama şimdilik bu enerjinin burada olması gerektiği ve e, tepkimenin öyle kendiliğinden gelişmediğini bilmemiz e, bu aşamada bize yetiyor. E, ve bunları e, öncelikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi... Katalizörler hakkında derinlemesine konuşmayacağım ama katalizör ismini ya da bir şeyin katalizlenmesi gibi bir şeyler e, duymuş e, olduğunuzu varsayıyorum. Aslında katalizörleri tepkimelerde bulunan başka maddeler olarak tanımlayabiliriz kısaca. Şimdilik bizim sadece iki e, hidrojen iyodür veren e, H2 artı I2'miz var. Bunların yanı sıra elimizde ayrıca bir katalizörümüz de olabilir. Şimdilik buraya sadece katalizörü temsilen KA ekleyeceğim. Büyük K harfi altında küçük A, KA ekleyeceğim. Aslında bakarsanız bu tepkime için en iyi katalizör nedir, nasıl çalışır bilmiyorum. Katalizör o kadar farklı şekillerde hareket edebiliyor ki bu detaylara bu videoda girmesek şimdilik daha iyi olur. Kafamız karışır. Ama katalizörü değişmeyen bir madde olarak düşünebiliriz bir katalizör tepkime de harcanmaz yani miktarı azalmaz. Katalizör tepkime gerçekleşmede e, gerçekleşmeden önce de orada vardı. Tepkime gerçekleştikten sonra da olacak. Yaptığı şey sadece reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak ya da aktifleşme enerjisini düşürmek ki bu da aynı kapıya çıkıyor. Yani katalizörümüz varsa bu aktifleşme enerjisi daha düşük olacak. Katalizörün ne yaptığına gelirsek daha düşük potansiyel enerjiye sahip kararsız bir kompleks oluşmasına yani geçiş hali oluşmasına izin veriyor olabilir. Ya da bu moleküllerin etkin çarpışıp diğer basamağa geçmesi için gereken enerjiyi ya da gereken madde miktarını azaltıyor olabilir. Öyleyse bu kinetiğin nasıl gerçekleştiğini anladığımıza ve bu moleküllerin nasıl çarpışmaları gerektiğini gördüğümüze göre sizce bir tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmemesine ne karar verecek? Eğer elimizde pozitif bir katalizör varsa, laf aramızda ama tepkimeyi yavaşlatan negatif katalizörler de var. Ama eğer elimizde pozitif katalizör varsa aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacak. Daha çok molekül birbirine e etkin şekilde çarpacak ve bu tümseyi aşabilecek. Aslında pozitif katalizörümüz olduğu için tümsek de daha düşük seviyede zaten olacak. Ee, moleküllerin miktarı daha fazla olsun diyelim. O zaman elimizde birbirine çarpacak daha çok molekül olacak değil mi? Bu olması beklenen bir şey. Her şey olasılık üzerine kurul. Ay konuşamadım. İnsanlar bu tepkimeleri bu şekilde yazarken her şey çok açık ve net gözüküyor. Sanki tepkimi o şekilde oluyormuş gibi. Ama hayır gerçek hayatta öyle değil. Gerçek hayatta sadece birbirine çarpan moleküller var. Mesela biyolojiyle ilgili videolar hazırlarken bundan bahsetmek çok ilginç olabilir. Çünkü her biyolojik işlem aslında kimyasal bir işlemdir. Ve aslında sadece yayan ürünler bu şekilde birbirine çarpıp duruyor. Ne kadar çok molekül olursa, gerekli enerji miktarına sahip etkin çarpışma yapma olasılığının o kadar artacağını siz de kabul edersiniz. Aslında şuraya küçük bir not alalım. Ben şimdi şu enerji seviyesinde olayım. Nasıl e, buraya geçebilirim? Peki ya bunlar nasıl tepkimeye girebilir? Şimdi hatırlayalım. Maddenin gaz halinde moleküllerin kinetik enerjileri eşit bir şekilde dağılmamış olabilir. Yani bazı moleküllerin yüksek ba bazılarında düşük kinetik enerjileri olabilir. Sıcaklık size ortalama değeri verecektir. Yani her zaman iki yüksek enerjili molekülün birbirine etkin çarpışma olasılığı vardır. E, kinetik olayını göz önünde bulundurmadan iki molekülün aktifleşmiş kompleks oluşturacak kinetik enerjiye sahip olduğunu varsayabiliriz. Şimdi böyle varsayalım. Sonra da aynı şekilde daha düşük enerjili basamağa geçeceklerini düşünelim. Bu da hidrojiyodür olacak. Aslında her sıcaklıkta bu olay gerçekleşebilir. Ama sıcaklığı arttırırsanız tepkimenin olma olasılığını da arttırırsınız. Yani bu da diğer aradığımız cevap. Sıcaklık. Herhalde sıcaklık tepkimeyi hızlandırmanın en kolay yolu. Yani yüksek sıcaklık daha hızlı bir tepkimenin olmasını sağlar. Eğer sadece moleküller hakkında düşünmek istiyorsanız, bu moleküllerin kendi içlerindeki bağlar zayıfsa birbirlerini çekme olasılıkları daha yüksek olacak. Aslında daha üstüne konuşabileceğimiz çok şey var molekülün şekli, bazı atomların diğer atomları etkileyebilme olasılığı ki bu da aslında biyoloji konuşmaya başladığımızda daha önemli hale geliyor. Son olarak aslında siz bunu çoktan anlamış olabilirsiniz ama yüzey alanı. Yüzey alanı da önemli bir faktör. Yüzey alanını arttırırsanız bu arada sadece gaz gaz, reaksiyonların bahs gaz reaksiyonlarının gaz reaksiyonlarına bahsettiğimizi varsayıyorum ki bu tepkimeler oldukça iyi yüzey alanı etkileşimlerine sahip ama yüzey alanını arttırırsak tepkime hızı da artar. Bu konuda nasıl düşünebiliriz? Sodyum klorür ve su arasındaki tepkimeyi düşünelim. Evet, bunu binlerce kez yaptık biliyorum. Elimizde katı halde sodyum klorür ve su olduğunu düşünelim. Evet, bu bize sodyum iyonu ve klorür anyonları verecek. Aslında bu bir katyon, bu da anyon. Yani sodyum klorürü suda ee, klorür suda çözünmüş ee, oldu. E, sodyum klorürü suda çözünmüş oldu. Peki bu nasıl oldu? Elimizde büyük bir tuz bloğu olduğunu varsayalım. Tuzu gri ile çiziyorum. Burada blok halinde sodyum klorür varsa içinde bir sürü sodyum ve klorür atomları olmalı. Etrafında da su molekülleri dolaşıyor. Su molekülleri sadece yüzeyde olan moleküllerle etkileşime girebilecek ve yavaş yavaş tuzu çözmeye başlayacak ve polar bağlar oluşturacak. Bunlar aslında değişik sodyum ve klorür iyonları ile oluşmuş polar dipol bağları. Ama eğer bu bloğu küçültüp küçük küpler haline ya da daha da küçük tüp toz haline getirirsek yüzey alanını artırmış olacağız. Yani su moleküllerinin etkileşebileceği yüzey alanını artırmış olacağız. Yani daha çok sodyum klorür ile bağ kurabilecek. Yani tepkime daha hızlı gerçekleşecek. Dolayısıyla bir tepkime için yüzey alanını arttırırsak hızını da arttırmış olacağız. Eğer bunu iki akışkan ile yapmak istersek de bir akışkanı diğerinin üzerine püskürtebiliriz. Bu şekilde daha küçük damlacıklarımız olacak. Böylelikle de yüzey alanını arttırmış olacağız. Aslında bu video sadece reaksiyon ya da tepkime kinetiği hakkında size bir fikir vermek için de. Umarım size kimyasal tepkimelerin nasıl olduğu ile ilgili de fikir vermiştir. Yani reaksiyonları sadece ezberlemeniz gereken formüller olarak düşünmeyin. Aslında gerçekten bu tepkimelerin nasıl oluştuğunu veya ne yaparsak moleküllerin etkin çarpışma yaşayacaklarını düşünmemiz gerekiyor.